Burası Tapley'in değil. Hepinize selam dostlar, ben Tao. Bugün sizlerle birlikte patch notlarına bakacağız. Bunu düzenli olarak artık yapmak istiyorum. Beni tanımayanlar için bu sezon Grandmaster 200 DP oldum, %70 kazanma oranıyla tek başıma. Gördüğünüz gibi her sezon şampiyonluk. Bunu ego olsun diye söylemiyorum, yanlış anlamayın. Oyun bilgim var, hani bundan bahsetmeye çalışıyorum. O yüzden buraya bir yorum yapacağız. Yanımda da Ozan var. Selam Ozan. Selam. Şimdi en baştan başlıyoruz. Vanguard diye bir olay vardı. Bu gelmiş mi şimdi, ne diyor? Vanguard gerekli hali geldiğinde oynayabiliyoruz. Daha henüz olmamış galiba. Tamam arkadaşlar, Vanguard'ı daha bekliyorsunuz. Biz onu bir geçelim ya. Şampiyonlara geldik. Ahri can büyüme oranı artmış. Q'sun hasarı artmış. Bence gerekliydi. Neden diyorsanız, Ahri hasar vurmuyor. Yani ben oynadığımda gerçekten karakter hasar atmıyor ve buna ihtiyacı varmış demek ki, bufflamışlar. Sen ne düşünüyorsun Ozan? Olabilir. Yani Ahri son zamanlarda oynanmıyor herhalde. Aynen, ben hiç görmüyorum. Sıradaki şampiyonumuz Aurelion Sol. Q'su sanırsam bir buff yemiş, değil mi bakalım? Yo, nerf yemiş. 60'tan 55'e düşmüş. 35'ten 30'a düşmüş. Arkadaşlar bakın, buradaki yüzdelik yetenek gücü oranı daha önemli aslında. Yani Aurelion Sol zaten oynanmıyordu. Şimdi kimse oynamayacak. Sen ne düşünüyorsun? Aurelion Sol'u zaten sadece OTP olanlar oynuyor. O yüzden pek bir şey ifade ettiğini zannetmiyorum. O OTP'lerin de win rate'i yüksektir muhtemelen. Aşırı bir şekilde. O yüzden nerflemişler. Ama bence yine kötü olmuş ya. Baksana 35'ten 30'a düşmüş. Abi, Infinite kazanıyor ya AP'yi. Değişik karakter yani sonuçta. Handa geldik barda. En sevmediğim şampiyonlardan. Bu buff yediyse artık kusarım. Zırh büyüme oranı 5.2'den 5'e düşmüş. Saldırı hızını arttırmışlar. Saldırı hızı oranını arttırmışlar. Ne istiyorlar yani? ADC bard mı istiyoruz biz? Burada Mijanların hasarı 35'ten... Yo, buradaki yüzdelik oran artmış arkadaşlar, baksanıza. Ve bu gerçekten damage'ini çok değiştiriyor. Mesela şurada bir %10 oynuyor ya, kafanıza çok daha fazla damage yiyeceksiniz. Ve bu bence kötü olmuş bizim için. Yani barda oynayanlar için güzel, bizim için kötü. Cosmic Bağ bakalım bir. Oha, 65'ten 80 olmuş. O zaman ne düşünüyorsun bu ikisi hakkında? Abi bence bu neden biliyor musun? Çoğu kişi AD itemleri alıyordu barda ve adamlar bunu engellemek için böyle bir şey yaptı. Gidin AP oynayın dedi. Ben buradan direkt AP barda oynayayım. Olabilir ama yani gerçekten fazla bir buff bu. Arkadaşlar yani bu kadar olmaması lazım. Mesela 35'ten 40 anladım da yani 65'ten 80 nedir? Göreceksiniz yani oyunlarınıza bard gelirse. Hele yüksek elo da acı çektirir. Bir oranın W'su. Oo, fena bir nerf yemiş yıllar sonra. Oh be, sonunda be. Oh, rahatladım. Ama vallahi rahatladım şu anda. Fioran'ın olayı buydu abi. Niye böyle bir şey yapmışlar ki? Yok abi, gitsin ya. Eli kalkmıyor karakterin. Olur mu öyle şey? Saçma sapan bir şeydi. Üzücü olmuş ya. Illoy'a geldik. Seviyeye bağlı olarak %115'ten 100'e düşmüş. Yani lazım mıydı? Düşünelim bir. Illoy arkadaşlar şöyle bir nerf yedi. Map küçüldü ya. Daha doğrusu duvarlar gitti ya. Kolları doğru düzgün koyamıyor. Bence böyle bir nerf yememesi lazımdı. Sen ne düşünüyorsun? Abi Leon'un early game'i o kadar sıkıntı sence? Abi bence karakterden karaktere değişir de sıkıntı bir karakter ya bence. Ya oynar diyorsun. Ya şey anlamında diyorum. Şu anda sonuçta buradaki şey late game için toplam saldırı gücünü şey yapmışlar, arttırmışlar. Azaltmışlar. Azaltmışlar aynen. Late game'de Illaoi önüne geçince mesela abi kazanamıyorsun ona karşı. Bence olabilir ya. Çünkü bir şey de eforda sarf etmiyor. Sonuçta pasifinin de damage'ını düşürmüşler. Okey, ilerleyelim. Arkadaşlar Jayce'e geldik. Saldırı gücü 57'den 59 olmuş. Bu küçük şeyler yine fark ettiriyor. Bakalım buraya bir bakalım. Mana yenilenmesi 10'dan 15. Of, ben bunu çok eskiden istiyordum bu arada. Hani Jayce'de dönüşüyorsunuz, yakıncıdasınız ya, mananız yenileniyor ve çok güzel bir olay. Bence güzel olmuş. Buraya bir bakalım. 35'ten 40. Yani hasarı çok önemli değil de şu olay güzel olmuş. Buna bakacağım bir de. Artık kullanım anında rakibi sabitliyor. Ha, yani Lee Sin'deki gibi aynen, bak buraya da yazmışlar. Güzel olmuş. Ne düşünüyorsun? Nasıl oluyor ya sabitlemesi dediği? Hareket edemiyor anlamında mı? Aynen. Ben bazen böyle savrulabiliyordum falan, bir şeyler oluyordu. Lee Sin'deki gibi dümdüz ilerliyorsun yani. Ya biraz quality of life olmuş aslında. Böyle garip garip hareketler olmasın diye bence. Damage'ı da çok önemli bir şey değil. Şuna zaten ne diyorsun peki, mana yenilenmesi muhabbeti? Düz vururken böyle 15-15 mana yenileceğim mesela. Ya düz vurmayı zaten kimse yapmıyor neredeyse. Mana mı ne almıyorlar mı hala? Aynen. Gerek yok bence. Bilmiyorum. Ben çok mana bitiriyorum arkadaşlar. Kısante. Uf, bak sürekli karşıma kısante geliyor ve arkadaşlar kafayı yiyorum şu an. Buff mıydı acaba, bir bakacağım. Evet, buff yemiş. Burada yine bir buff yemiş. Bu yavaşlatmıyor. Arkadaşlar ama karakter o kadar iğrenç olmuş ki. Full tank kasıyor, damage atıyor yani. İlave zırh onun. Oha, 85. Yani arkadaşlar bilmiyorum. Bu buff mı nerf mi anlamadım ki ben zaten. Abi bu ne biliyor musun? Adamın ultideyken yaptığı hareketler. Ultideyken Q seni yavaşlatmayacak. Bu güzel bir şey. Ayrıca W'sunun süresi azalmayacak abi ultideyken. Bu bayağı iyi aslında. Ulti açınca saçma sapan assassin'e dönüşüyor. Hem 5 şu anda da öyle ama kanka, şu anda da aynı. Yani ben şu an şunu gördüm bak. 3 defa geldi son bir günde. Üçü de şöyle. Full tank, devasa damage atıyor ve ölmüyor arkadaşlar. Kısante oynayabilirsiniz istiyorsanız. Videosunu da çekebilirim. Bilmiyorum, ben sinir oldum yani Kısante'ye. Kaisa'ya geldik. Kullanım menzili artmış. Buna ne diyorsun? Yani ilk bu seviyede güzel artmış. Bu güzel bir şey bence.
İlk ve ikinci seviye. Aynen olabilir. Kalista. Sürat çizmesi aldığında Kalista'nın atılma menzili artık olması gerektiği gibi artıyor. Tamam bu yine Quality of Life. Aynen. Buradan olmuş. 20'den 10'a düşmüş. Yani bu fazla bir şey değiştirir mi? Sonuçta mızraklar birikiyor. Belki damage'i çok değiştirebilir bilmiyorum. Sence... Yani early'de bayağı bir nerf ilk şeylerde. Çünkü mesela her vurduğun 10 fazla vuracaktı. 10 orta atak atsan 100 damage. 100 damage zaten 500 canı var herkesin. Oo. İnanılmaz bir fark. %20 falan. Early game'ini bayağı bir nerflemişler. Geldik Lulu ya. İlk ışının hasarının %25'i. İkinci ışının hasarı arkadaşlar ilk ışının hasarının %25'inden 50 olmuş. Yani şöyle oluyordu Lulu'da. Mesela Q atıyorsun bir, E atıp birine Q atıyorsun. Oradan bir şey daha çarpıyordu. Sonrasında az hasar vuruyordu. Şimdi daha dengeli bir hasar vuracak hani birazcık daha fazla vuracak. Belki AP Lulu görebiliriz bunun yüzünden. Burada da damage artmış mı bakıyoruz. Evet damage artmış biraz. Kalkan değeri de artmış. Ultisinin yetenek gücü oranı artmış. Ya Lulu'yu sanırım böyle destek değil de böyle AP Lulu olarak görebiliriz yakın zamanda. Sen ne düşünüyorsun kanka? Lulu'nun win rate'i az olduğu içindir diye düşünüyorum bunu. Çünkü hani Lulu zaten panser bir karakter. Ya başka bir açıklamasını göremiyorum. Herhalde istatistikleri düşük. Mümkün. Maokai'ye geldik. Taban zırh 39'dan 35'e düşmüş. Q'su burada bir nerf yemiş. Burada bir nerf yok. Yani etkiler mi? 5 damage azalmış. Bilemedim. Bunda sıkıntı yok ama şurada biraz fazla zırh düşmüş arkadaşlar. 4 zırh çok fark ettiriyor ön başında. Arkadaşlar burada da sabitleme süresi azalmış. Bu da kötü bir nerf Maokai için. Bence Maokai de oynanmıyor ve durduk yere adamlar nerflemiş. Neden nerflemiş? Prolar için nerflemiş olabilirler. Prolar oynuyorsa ben... Maçlara çok bakmıyorum. Sen ne düşünüyorsun kanki? Maokai'nin zaten ultisi en zor kullanılan ability bence biraz gereksiz olmuş. Aynen. Rek'Sai'ye geldik. Taban hareketi artmış. Burada bir can yenilenmesi bayağı bir düşmüş. Allah Allah bunu niye böyle yapmışlar ki acaba? Garip. Pasif azami iyileştirmesi %2'den 12 olmuş. Yanlış görmüyorum değil mi? Azami iyileştirme ne ki ya? Ya şey oluyor. Rek'Sai mesela öfke topluyor. W'suna giriyor. Altında bar iyileştiriyor onu. Hı. Ya şey yapmış. Öfke yokken o zaman heal'lanamazsın demiş sana. Sürekli jungle dön demiş yani. Bir şeyler yap demiş sana. Boş gezme demiş. Kraliçenin gazabı artık yetenek yerine normal saldırı sayılıyor. O şey 10 hit Rek'Sai için bunu yapmışlar galiba. Yani toplam saldırı süresi saldırı arasındaki süre artık Rek'Sai'nin saldırı hızına bağlı. Kraliçenin gazabı artık 3 saldırı boyunca %45 ilave saldırı hızı sağlıyor. Oha bu bayağı OP olmuş bu arada bu yetenek arkadaşlar. Avına güdümlü. Bu da bayağı buff yemiş oğlum. Rek'Sai buff yemiş ben bir videosunu çekeyim birazdan o zaman. Rek'Sai oto atak karakterine dönüşmüş ya bu arada. Ya o zaman gömülü formu nerf yemiş arkadaşlar. Diğeri buff yemiş. Diğeri de zaten diğeri önemli. Birazdan bir Rek'Sai videosu çekeriz ikinci kanala. Görüş alanı artmış bak bunun. Oha tüm şampiyonlara bayağı savuruyor. Bu çok iyi. Rek'Sai bayağı şey olmuş. Bruiser'a çevirmişler. Aynen. Assassin olarak oynuyor. Tünelin süresine bak. 26'dan 18 kanka. Evet evet. Bayağı mobil de yapmışlar. Böyle sürekli girecek, çıkacak bir şeyler. Kullanım süresine bak. Bak bu da düşmüş 4 saniye. Ya bunlar çok büyük süreler arkadaşlar burada. Rek'Sai kesin meta olur şu an. Muhtemelen jungle clear'ı çok hızlanır. Ya şey yani. Jungle'ına tünel kazarsın her yere. Evet aynen. Tamam birazdan bunu bir deneyelim. Fiziksel hasar %70'den %100. Oha oğlum ne yapmışlar? Rek'Sai hiç oynanmıyor muydu yani? Bekleme süresi 10 saniye. Öfke ilavesini ekstradan falan vuruyordunuz arkadaşlar. Bu neymiş bakalım gerçek hasar. Yani hedefin canına göre vuruyorsun artık gerçek hasar vurmuyorsun. Bu birazcık yani nerf olmuş tabi de. Ya, 10 hit yapmışlar yani. Kesmeyi versin canım ne olacak. ADC'yi kes. Tamam en önemli yeteneği ama buydu. Buffladıkları kadar da bir çıtırdan nerflemişler. Şimdi buna bakacağız. Hedefin eksik canına göre değil de ilave saldırı gücüne göre mi olmuş? Arkadaşlar bakın %175'ten %100'e düşmüş bu da. Ultiyi de birazcık kullanılmaz yapmışlar sanki. İyice şey yapmışlar abi işte dövüşçüye çevirmişler. Assassin halinden uzaklaştırmaya çalışmışlar. Renekton'a geldik. Burada sadece %17 var galiba değil mi? Bir de şu küçük oynamalar var biraz iyileştirmede. Güzel bu olmuş. Bu level'a göre mi 12-18? Aynen 12 birinci seviyede ikinci üçüncü. Hiçbir şey değiştirmez bu iki bir can. Burada da böyle E'sinin cooldown'ı bak şurada bir çıtırdan azalmış yarım saniye yarım saniye. Ya bu late game de bayağı iyi bu arada. Aynen. Çok, yani ultisi, 2 saniye çok. Oha ultisi güzel buff yemiş baksana 50-100 200 diye artmış galiba 150 diye artmış. 50 can fark ediyor bu arada neredeyse bir oto atak bayağı iyi. Bu karakter arkadaşlar çok OP şansım oldu. Umarım nerf yemiştir. Şimdi 2 yazıyor. Bu 1'e düşmüş. Ben bu muhabbetleri çok anlamıyorum bu arada. Ya Smolder hiç oynamadım. Ben de hiç oynamadım. Tamam bunu atlayalım arkadaşlar. Hiç okumayacağım. Nerflenmiştir herhalde. Oo, Sorakan'ın pasifi bufflanmış. Daha hızlı koşacak. Burada da bir buff yemiş. Equinox artık E yeteneği alanındaki rakipleri değişken bir gecikmenin ardından değil hemen susturuyor. Böyle çıtırdan böyle hafif bir bekletiyordu arkadaşlar. Onu düzeltmişler. Ultisi de buff yemiş. Güzel. Ufaktan bir Soraka'yı tekrardan oynatmak istemişler galiba. Umarım Thresh nerf yemiştir. Bakacağız. Zırhı artmış. E'si 5 damage artmış sanırsam. Ultisini cooldown'a azalmış. Thresh'i sevmem. Hafiften bufflamışlar. Twisted Fate'e geldik. Saldırı hızı büyüme oranı
oranı. Şimdi çok oynanıyordu arkadaşlar AD versiyonu. O yüzden onu bir nerflemişler. Bak burada da bir nerf yemiş. Burada da bir nerf yemiş. Gerekliydi. Ben de oynadım, gördüm. Videosunu da attım hatta. Çok OP'ydi. Bunları çok sormayacağım kanka. Büyük ihtimalle sen de aynı cevabı vereceksin yani. Ya evet evet. Bu da Varus. Bence Varus'un bir çıtırdan nerf yemesi lazım. Tankların içinden geçiyor ve inanılmaz OP bir ADC şu an. Bu nerf yetmez yani. Oli 1 buff mıydı? Hiç bakmadım. %8'den 12. Oha çok iyi olmuş bu arada. Ben bunu fark etmedim ama oynarken. Dün mü geldi bu patch? Ne zaman geldiğini bilmiyorum, bakarız. Çarşambaydı sanırım, dün geldi. E'si 1 saniye, ultisine bakalım. Aa, 3 saniyeden 2 saniye ne abi? Kuleyi kapatamıyor artık doğru düzgün. Ya zaten dive'lıyorsun, kesip çıkıyorsun hemen. Olsun, 1 saniye çok fark ettiriyor. Bir de bekleme süresi buff yemiş. Tamam, idare eder. What? Atılma esnasında 2 dakika otur, direnci 2 dakika otur, bağışıklık durdurulamaz. Bu ne demek oluyor? Diyor ki R atarken seni şey yapıyorlar diyor. Stunlayamıyorlar diyor. Eskiden de yemiyordu sanki. Vallahi öyle diyor, bilmiyorum ki. Ya herhalde muhtemelen onun yazısı farklıydı. Aynen. Onu durdurulamaza çevirdiler. Zyra yine sevmediğim bir şampiyon, bakalım. Son şampiyonuz bu arada. Bitkilerin bio hasarı artmış. Yo düşmüş pardon, artmış değil. Zyra nerf yerse hoşuma gider. Çok gıcık bir şampiyon. Buraya bir bakalım. Burada bir buff yemiş ama. Aa, jungle Zyra mı yapın demiş burada, ne demiş? Ya yok, takım bence... Takım arkadaşına yardımcı ol ya da. Yani git şey al demiş, Drake al demiş bence. Yok, destansı olmayan. Aynen. Çok saçma. İlginç, bilmiyorum. Şimdi karabalta bak. Bu güzel bir eşya arkadaşlar. %4'ten 5 olmuş. Azami kes yükü 6'dan 5. Bunu niye böyle ayarlamışlar ki yani? 5-5 kırma. Ya şunu mesela kaç buna azaltmışlar. 25, 20, kaç ediyor? 24. Aslında bufflanmış teknik olarak. Evet, bufflanmış. Evet bayağı bufflanmış. Artık 6 hit atmayacaksın, 5 hit atacaksın. Bu bayağı güzel. Buradan olmuş. Güzel. Artık omurga kıran. Renekton için. Omurga kıran saldırı etkileri yerine isabet etkilerine sahip. O ne demek ya? Ha, bak Urgot'ta çalışıyordu ya. Onu nerflemişler. Bunu da 2 tane videosunu yaptım ben arkadaşlar. Yani omurga kıran artık Urgot'u alamazsınız diyor. Urgot'u açıyordun kanka. Otomatik saldırı W3 vuruş. Sonrasında bir daha W. Buna bir bakalım. Artık Vahşi Aydra eşyasının Vahşi Hilal aktifi can çalmayı %100 etkili uyguluyor. Evet, bu hiç çalışmıyordu yani. Çok kötüydü. Eski Aydra gibi değildi. Düzeltmişler sanırım. Güzel olmuş. Lazımdı. Hız kesen bir buff yemişti. Şu an nerf yedim acaba, bakalım. Bug fix olmuş genel olarak. Oha, 3 saniye diyor, baksana. Azalarak. Oğlum bozukmuş kaydı zaten. Nasıl böyle hatalar yapıyorlar ya? Don durağa geldik. Bu da karabalta gibi mi olmuş yani? Dur bakayım bir okuyalım. Abi bu çok bozuk bir itemdi. Özellikle Nilah'ta inanılmaz bozuktu. Bayağı nerflemişler şu an. Güzel olmuş. Lazımdı bence yani. Bir dakika, yanlış mı okuyorum? Büyükbaşın ilave... 3'ten 6'ya çıkmış kanka. Buff yemiş her şey bu arada. Bir dakika, nasıl ya? 6'dan. Toplam 10 stack alıyordu ama. 10 stack 30 armor alıyordu. Şimdi 6 stack alabiliyor. Oha, bufflanmış ya. Şaka mı ya? Niye buffluyorsunuz böyle saçma bir item? Bu item çok bozuk bu arada. Bu itemi alıyorsun. Jakşo alıyorsun. Nilah oynuyorsun. Oyun bitiyor abi. Insta win. Tamam, deneyelim. Sen bot lane yapalım birazdan. Deneriz. İlk Rek'sa'yı sonra Nilah arkadaşlar. Destek eşyaları. Hedefin yenilenme süresi 18'den 20. Ya bu eşya çok güçlüydü arkadaşlar yani. Support dönüştürüyor eşyasını. Sanki bir tane tam eşyası varmış gibi içinizden geçiyor. Zagzo falan diye bir şeyler var ya. Yani bu da aynı eşyanın üst versiyonu işte. Bu yine nerfiymiş. Çok güzel olmuş. Ve eşya halen OP. Bunu hiç kullanmadım. Kullanıcının azami canı %7'si diyor. Oha, bu güzel olabilir bu arada. Tanklar için değil mi? Aynen. Ya bu 120 can çok sabitti çünkü. %10 olsaymış daha fazla mı OP olur mu? Ya %7 aslında baktığın zaman can itemi alıyorsan kaliteli. Bak şu da çok saçma bu arada, bak normal 90 ile %30 arasında çok fark var arkadaşlar. Çünkü %50 hız daha fazla oluyor ama şurada da 4 saniyeden 3 saniyeye düşmüş. Bilemedim, bir denemek lazım eski haliyle. Şimdi buna bakalım, bunun nerf yemesi lazımdı. 9-6 saniyeden 8-7-6 saniye. What? Evet, nerflenmiş ya. Buff yemiş şey, ya baksana. Yani üst taraftaki nerflenmiş. Alt niye taraftaki ne? 9 saniyeden 6 saniyeye gidiyormuş. Şimdi 8 saniyeden 6 saniyeye gidiyor. Abi buff yemiş bu şeyi, eşyanın bekleme süresi 9 6. Ya eskiden şeymiş yani, 9 saniye mesela 11. seviyeye geldi diyelim, 6 saniye düşüyor. Şimdi böyle falan. Evet. Anladım. 1-11-16'da. Bir de şu bak, şu da buff yemiş ve yani Riot saçmalıyor bu eşyayı bufflayarak. Burada bir Seraph'imiz var, yetenek hızı artmış olabilir. Yani bu da artsın hadi. Büyücüler birazcık bizi yok etsin. Rünlerde ölümcül tempoya bir bakalım, önemli bir rün. 9'dan 5'e düşmüş, 13.5'dan 16 olmuş. Late game'de güçlendirmişler bunu. Early'si güçlüydü zaten. Verilen hasar kazanılan azamayacağın. O ne demek? Vurduğu kadar mı kazanıyor artık? Ne olmuş? O biraz garip olmuş. Ne demek bu? Anlamadım arkadaş, anladıysanız yoruma yazın. Burada da bak değişik yani, bilmiyorum.
engellenen aslanlar. İsim değişikliği falan olmuş herhalde, öyle anlamadım. Dereceli de böyle bir olay var arkadaşlar. Zümrüt aşamasının altındaki oyunculara 28 LP kazandırıp kaybettiren değişikliklerden ötürü terfi ve küme düşmeler arka arkaya yaşanmaya başlanmış. Fazla LP kaybeden oyuncu sayısı artmış. Zafer ve mağlubiyet başına 25 LP kazandırıp kaybettiren sisteme geri dönüyoruz demiş. Allah Allah. Eski sisteme dönmüşler yani. Yani diyor ki hani 28 alıp 30 kaybetmeyeceksin. 25 alacaksın, 25 kaybedeceksin Zümrüt'te. Okey. Bu arada Zümrüt Elo hiç denk geldim. Mozi bilmiyorum ama o Elo gerçekten çok sıkıntı diğer Elo'lara göre. Yani. Çıkamıyorsun oradan. Ben henüz Silver'dayım, bilmiyorum. Arkadaşlar patch notlarımız bu kadardı. Yeni kostümler de geliyormuş bakın. Şanlı Trindemir falan. O Darius güzel duruyor. Bakalım. Tabii şunu da satmak için yapmışlar. Şanlı Trindemir güzel olmuş. Çok kötü olmuş abi. Bu ne ya? Ben şunu beğendim abi. Bak bana da bu geliyor zaten galiba. Ben Grandmaster Mosh, Master Mosh'u hatırlayamadım şu an. Arkadaşlar kendinize mükemmel bakın. Videoya like atarsanız buna benzer içeriklerin devamı gelir. Beni motive etmiş olursunuz hani. Bakarım 3000 like gelmiş, neden devamını çekmeyeyim. O zaman geldiğin için teşekkürler. Teşekkür ederim. Kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ ol Kaçar. Hoşçakalın. Bye bye.